ABD bankacılık sektöründeki Harun kardeşimiz sormuş. Temettü şirket geri alımları gibi kısıtlamaları tamamen kaldıracak Haziran 2021 ayı ile bize etkisi olur mu? Kısıtlamaları gevşetir mi bankacılık üzerinde demiş. Bize etkisi olur, Amerikan piyasalarına da pozitif etkisi olur. Yani neticede bankacılık sektörünün bu canlanması manası taşır. Borsada da tabii ki temettü verebilecek duruma gelmesi olan ilgiyi artıracaktır. Orada da çok farklı bir durum yok. Endeksler üzerinde bankacılığın çok büyük etkisi görülemedi. Belki de diyoruz ya Amerika'da şişli Sami arada. Evet. O şişkinliğin önünü o geçiyor. Yani endeksi o dengeleyebilir. Şimdi arkadaşlar şu çok şişli lafını artık aslında geri almamız lazım. Neden? Şimdi enflasyonu Türkiye için konuştuk ya. Aslında bugünün makalesiydi Sami. Evet. Dünyada enflasyon. Çünkü ister istemez bu kadar çok para dünyada enflasyon yaratacak. Enflasyon eğer fiyatların artması demekse borsaların yükselmesi de garip değil. Amerika'yı düşünelim lütfen. Endeks Amerika'da pandemi öncesi zirve 27 bin endeksi Sami. Hatırlar mısın? 27 bin, Tabii ki, 888 tabii bin. 3 bin aslında. Amerika'da şimdi aynı bizdeki gibi göreceli, gizlenmiş enflasyon %20 olsun önümüzdeki 2 yıl içinde. Zaten endeksin olması gereken değer 33 bin, 35 bin. Üzerine bir zahmet biraz da prim koyalım. Yani Dow'u konuşuyoruz. Dow Jones Industry'yi konuşuyoruz. Evet. Bu Dow Jones indeksinin 40 bin olması bile şaşırtmamalı bizi. Şimdi burada temel sıkıntımız şu. Amerika yaklaşık bir haftadır endeksler bazında iyi gidiyor. Hiç fena değil. Biz bir haftadır çok kötüyüz. Bir ayrışma oldu. Tabii sebeplerimiz çok. Kendimizce sebepler yaratıyoruz. Ama önümüzdeki dönemde eğer Amerika kendini korumaya devam ederse dünya da kendini korur. Yani bu realizasyonlar bittikten sonra Türkiye'deki bu realizasyonlar biz tekrar yukarı muhakkak hareket ederiz. Düşüşler sonsuz değil, çıkışlar sonsuz olmadığı gibi. O sebeple de bankacılık tarafındaki bu gelişme en azından Amerika'daki endekslerin tutulmasını ve daha yukarı gitmesini sağlayabilir. Zaten ne demiştik, önümüzdeki 3 ay için sürecin çok uzunmasını beklemiyoruz. Belki 16 ay taşıyacağız çünkü belli ki pandemi ortamı maalesef başıyla bile bitmeyecek. Vakalardan zaten anlayabiliyorsun. Evet. Ne hale geldi? Peki bu 10 yıllık bonolar 1.65'lere kadar gerilemişti. Daha yükselmesini 2'lere çıkar mı falan derken. Galiba FED Başkanı yüksek enflasyondan da endişe ediyor olabilir. Buradaki son durumu nasıl görüyorsun? Hemen kısa bir onu alayım sonra başka iki sorum daha var. Zamanımız azaldı. Oradaki durum şu, enflasyon bugünün konusuydu, dünya için ve Amerika için. Kesinlikle. Bence ikilere muhtemelen. Ama farkındasındır Sami, şu an hiç bahane etmiyor Amerika endeksleri. Ne zaman düşerse, düşmek isterse o zaman bahane edecek. Şu anda yüksek. 30 bin endekse düşmüş. 1.65'ten 1.70'e çıktığı için. Şimdi 1.75-1.78 arası gidiyor geliyor, yakında 80 olacak. Hiç aldırış etmiyor. Arada düşün ki 33.500 endeksin de üzerine çıktı. O sebeple neyin ne zaman bahane edileceğini biz göremiyoruz ama sorun şuysa eğer ikilere gider mi? Bence gidecektir. Çünkü enflasyon ister istemez yükselecek Amerika'da. Şimdiden Fed dahil olmak üzere bütün mecralar onu hazırlıyor, onun hazırlığını yapıyor. Bu arada işsizlik verileri açıklandı. Türkiye'de işsizlik 13.4. Çok seviyorum Özcan Kadıoğlu'nu. Ben sevgili üstada buradan selam olsun. Tanzanya'da da 9.6'ymış. Enflasyon da orada 3.5, bizde 15-16. Peki Mehmet, şimdi tahminimiz şu. Ya ikimiz de o konuda hemfikiriz. Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'nin kaybetme lüksü yok. Bugünkü Rusya ile ilgili özellikle Karadeniz konusunda. Hani ben bir uluslararası ilişkiler diplomasi okuyan bir arkadaşınız olarak söylüyorum bunu. Bunun için de bu davadan da hani uzatacak, kesinlikle bugün bitirmeyecek bir temiz yolu açılırsa, sen programın başında dedin ki dolar 7.80'leri 7.70'leri görürse şaşırmayın. Peki buna devam ediyorum. Bunu bir tekrarlamanı isteyeceğim senden. Sonrasında tekrardan 9'ları görme ihtimali var diyorum çünkü belirsizlikler devam ediyor. Özellikle ekonomi politikalarında güvensizlik, belirsizlik ve öngörülemezlik. Ne dersin iki yoruma? Şimdi orada benim bir tezim var. Şimdi önce şu şeyi ciddi söyleyeyim. Geçen sefer hatırlıyor musun? Polemik olmuştu. Ama siz düşecek demiştiniz. Sonra bir cuma geldi. Biz programı yapana kadar tekrar yükseldi. Halbuki pazartesi 7.18 ile kapatıp pazartesi biz 7 lirada açılsaydık. Bak 7.5'tan satsan 7'den alacaktın diyecektik. Ama olmadı. Çünkü belirsizlik
Ben ne demiştim? Dolarla ilgili tahmin benim görevim değil, yapamam. Kim yapabilir ki? Ama şunu söyleyebilirim. Türk lirasının değer kaybı günleri başladı demiştim. Televizyonda bir zamanlar. Yıl 2012. 2012'de dedim. Bundan sonraki süreçte çok uzun bir zaman Gezi Parkı olayları. Türk lirasının değer kaybı günleri başladı tekrar demiştim ve hala devam ediyor. Çünkü öngörüm şuydu. Enflasyon ve istikrarsızlık. Zaten özellikle para birimi konusunda ülkeleri bitiren önemli şey. İstikrarsız olan ülkelerin çoğunda zaten para birimleri çok kötü. Bugünden yarına tahmin yapamıyorsan o zaman ne oluyor? En doğal olan şey oluyor. Paran değer kaybediyor. Bu söylediğimiz geri çekilme o an için ver coşku hikayesi. Yani gelir 7.80'e ama ondan sonra şimdi ben fiyat vermeyeyim öyle bir şey yok. Samicim 11 lira da olabilir ne bileyim ben. Yani öyle bir şey yok. Ama şu var geri gidemiyorsun zaten Sami. Ama Geri temiz gitmek mümkün. çıkarsa, yani temize götürülebilir derse. Halk Bankası değil. Yani keşke öyle olsa. Bizim temel meselemizi söylemiştik. Dış ticaret açığı. Aslında bugün herkes ıskaladı. 2,3 milyar dolarlık bir cari açığım var. Bu kompanse edilebilir ve idare edilebilir bir açık. Yani kurun burada olmasını haksız çıkarıyor. Yani kur yüksek şu an bu açığa göre. Ama maalesef senin cari açığın pandemi ortamında bile bu haliyle sürüyor. Biraz işler canlandığında sen bunu iki katına çıkarırsın yine hızla. Yani bir bakarsın 5 milyar dolar. O da yıllık 60 milyar dolar demek. Türkiye neticede 60 milyar doların asıl sonuçu o. Nasıl kompansiyon? Bunun cevabı yok. Hal böyle olunca da şu an idare edilebilir bir konumdayız. Fakat dediğim gibi tahminler yapmak özellikle bu dış ticaret konusunda çok mümkün değil. En temel sorunumuz da bu. Yani ne siyaset, ne Amerika ile ilişkiler, ne Halk Bankası davası. Biz aslında en temel sorunu kendi içimizde yaşıyoruz. Samicim sen 100 milyar dolarlık ihracat yapıp 50 milyar dolarlık ithalat yapmayı becerebilsen, başarsan senin dış ticaret fazlan 50 milyar dolar olur. Bu Doğru. ülkenin hangi vatan, bu ülkenin hangi kuruluşu, kurumu dolar almaya uğraşır? Bana söyler misin? Hiç kimse. Şimdi o söylediğin ülke neresiydi? Tanzanya mıydı? Tanzanya'ydı evet. Zambiya. Şimdi orada nüfus ne bilmiyorum. Bizde nüfus 85 milyon. Bunlar da göreceli kavramlar. Onun işsizlik rakamıyla benimki aynı değil. Biz daha çok aynı nüfus denkleminde kendimize ölçü teşkil edebilecek başka ülkelere bakabiliriz. Mısır bir ölçü teşkil edebilir mi? Belki olabilir. Nüfus yapısına, popülasyona bakıldığında belki. Ama o bile değil. Almanya nüfusu birleşmeden sonra bize eşit ama o bile değil. Çünkü gelişmiş sanayi ülkesi. Maalesef sen yalnızsın. Biriyle mukayese edilecek durumda değilsin. Programdan sonra istiyorsan bak. Yani demografik Tanzanya'nın yapımız. nüfusu 58 milyon. Yani Ben de yine de aynı değil. Muhtemelen onlar yıllık 1300 dolarla geçiniyordur Sami. muhtemelen. Yani 1300 dolar başı gelir. Daha fazla değildir. Ama sen ölçülebilir inanırsın inanmazsın. 10 bin dolarlık yıllık gelirinle sen geçinemiyorsun. Geçim sağlayamıyorsun. O yüzden ölçüler aynı değil. Ama tekrar söylüyorum. Hani bizim temel sorunumuz dış ticaretimizde gizli. Çünkü dövize o yüzden ihtiyacın var. Açığı da o yaratıyor. Bir gün bunu çözersek zaten bunları hiç konuşmuyor olacağız. Tabii. Kısa vadede de bu mümkün değil. Mümkünken açığın büyüdükçe tabii ki paran o kadar değer kaybedebilir. Değerlenmesi ancak geçici olabilir. Bu durumda senin dediğin rakamlar tabii ki neden olmasın olabilir.